Arkadaşlar herkese merhabalar. Hakan Tunç kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere balık avı yapmadım. Balık avından daha da önemli, daha da değerli bilgiler hazırladım sizlere. Hepimizin bildiği gibi bölgemizde mikrojik avları, şorjik avları, daha doğrusu jig avları oldukça yaygınlaştı. Artık birçok avcı arkadaşlarımız, avcı abilerimiz mikrojik avlarına, jig avlarına yönelmeye başladılar. Çünkü hem dibi hem orta suyu hem tarayarak yapılan bir av stili olduğu için artık birçok kişi jig avı yapmaya başladı. Şimdi arkadaşlar jig avı yaparken bildiğimiz gibi çoğu jiglerin üzerinde asist kanca bulunmuyor. Sadece arkada üç iğne takılarak gönderiliyor. Şimdi asist kanca bizim jiglerimize hem avcılığını güçlendiren hem tasmalamada yardımcı olan yedek bir aksesuar, güçlendirilmiş kancadır arkadaşlar. Bizim asist kancayı kesinlikle her jigimize kullanmamız gerekiyor. Zaten ben balıklarımın %70'ini asist kancada alıyorum. Üzerine bağladığımız simler, ahtapotlar, silikon etekler balığın dikkatini çekerek hem jigin avcılığını güçlendiriyor hem de arkada üçlü kanca olmadığı için dibe takılmalara karşı, jiglerin dolaşmalarına karşı biraz daha bizim ekipmanımızı koruyan bir kanca. Şimdi çift lastiklerimiz şu şekilde. Mesela bu 40 gramlık modelimiz. Ben buna böyle güzel bir çift lastik bağladım. Gördüğünüz gibi. Bu çift lastik bağlamamın amacı arkadaşlar. Şimdi kayalık bölgelerde avlanırken bu arkada üçlü kanca olduğu zaman dibe takılıp kopmalara sebep olabiliyor. Ve ben o yüzden dibe takılıp kopma olmasın diye arkadaki üçlü kancayı sökerek üst tarafına şöyle güzel bir çift lastik bağlayarak ben hem bu jigimin avcılığını güçlendiriyorum hem de herhangi bir takılmalara karşı veyahut da asistle üçlü kancanın birbirine dolaşmasını engellemek amaçlı bu şekilde bir çift lastik bağlıyorum. Şimdi ben bu çift lastiği nasıl bağladım, nasıl bağlıyorum bunu size en kolay şekilde, en pratik şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden önce size kullanacak olduğum ekipmanlardan biraz bahsedeyim. Şimdi daha önceki videolarımda bana çok soru gelmişti. Ben bu sefer size bütün kullandığım ekipmanların linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. İğnesi olsun, ipi olsun, solidleri olsun, jigler olsun. Size bütün ekipmanların linkini bırakacağım. İstediğiniz ürüne oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi benim bu videoda kullanacak olduğum iğnemiz mesela şöyle 3.0'dan başlayalım. Şimdi Cultiva'nın iğnesini kullanacağım ben size. Cultiva'nın birkaç farklı modeli var. 1.0 mesela. 2.0, 3.0. Şöyle bir tane daha var burada 4.0 mesela. Bunlar her gramaja göre farklı arkadaşlar. Şimdi ben 1.0'ı genelde 35 gramlara kullanıyorum. 2.0'ı 40 grama kullanıyorum. 3.0'ı 50-60 grama kullanıyorum. 4.0'ı da yine 60-70-80'e kadar kullanıyorum. Bunlarda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Hemen göstereyim iğneleri. Bu Cultiva iğneler kesinlikle paslanmaz. Bakın ben buna kefilim. Ben yıllarca kullandığım bir iğne bu. Hiçbir şekilde bu iğne paslanma yapmıyor. Ve ağız kısmı içe dönük olduğu için biz buna kendinden tasmalayan iğne diyoruz. Bu balığa girdikten sonra çıkma ihtimali çok düşük arkadaşlar. Bu otomatik kendi tasmalayan bir iğne. Şu uç tarafının şöyle bükümlü olması, şöyle çıkıntılı olması arkadaşlar balığa girdikten sonrasında bu iğne geri çıkmıyor. Mükemmel bir iğne. Ağız kesimi mükemmel. Keskinliği, bükümleri, keskin köşeleri. Yani anlayacağınız mükemmel bir bize asist kancasında kullanabileceğimiz çok şahane bir iğne. Ben genelde Cultiva iğnesini kullanıyorum. Yani bütün jiglerimde de bak burada gördüğünüz gibi benim jiglerim var. Bunların hepsinde Cultiva var şu an. Cultiva bizim avlarımızda kesinlikle başarılı bir ürün. Bunu tavsiye ederim sizlere. Şimdi ben Cultiva'yı kullanırken kullanacak olduğumuz asist ipi arkadaşlar. Şimdi iplerimiz iki türlü var. Bakın mesela şöyle bir paraşüt ipimiz var burada. Bu paraşüt ipi arkadaşlar birçok iplikçikte var. Hani bölgenizde ip satan yerler varsa oralara uğrayarak veyahut da av bayilerini gezerek bu paraşüt benden bulabilirsiniz. Ben kırmızı 1.2 milim bir paraşüt ipi kullanacağım. Ben bu 1.2 milimi genelde işte 50 gram, 60 gram, 70 gram, 80 grama kadar olan jiglerde kullanıyorum. Bu biraz kalın. Şimdi ikinci kullanacak olan ip de arkadaşlar. Bunu sana daha önceki videoda göstermiştim size. Şu şekilde piyan ipleri. Mesela bu piyan ipimiz 1 milim. Bu piyan ipimiz de 1.2 milim kalınlığında. Bu piyan ipleri arkadaşlar mumlu iplerdir. İçerisi boştur bunun. Bunu istediğiniz gibi içinden geçirip rahatlıkla av yapabilirsiniz. Size ben bu piyan ipinin de linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan ulaşarak bu piyan iplerine sipariş verebilirsiniz. 1.1 milim bakın şöyle pardon. 1.2 milimine 50 gram 60 gram jiglere kullanabilirsiniz. Bir de 1 milim var bunun. Ben 1 milimde 25 gram 30 gram 35 gram olan jiglerde kullanıyorum. Şimdi bunları size nasıl kullanacağımızı hemen göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle önce 40 gram jigimize başlayalım. Bu videoda kullanacak olduğumuz jigler de Vili'nin çıkarmış olduğu muhteşem bir jigler. Şöyle Colix 40 gram 90 milim ağırlığında. Şimdi buna bir bakalım. Bunlar Vili'nin jigler arkadaşlar. Çok muhteşem jigler, aklınızda bulunsun. Bu paket içerisinde şöyle güzel tekli bir asiste geliyor. Sadece çoğu firmanın yapmadığını yapmış Vili. Buradan tebrik ediyorum. Üzerine çok muhteşem bir asis kanca kullanmışlar. Arkada üçlü kanca yok ama tekli asis inanın mükemmel olmuş. Ben kendim asis bağlayan birisi olduğum için bu kancalar çok hoşuma gitti. Hani siz bunu bu şekilde alıp da arkaya bir üçlü takıp kullanabilirsiniz. Ama ben şu an çipli iğne bağlayacağım için bunları sökeceğim üzerinden. Bunların birkaç farklı modelleri var. Şöyle mesela yine Copper 60 gram modeli. Birinin muhteşem bir renk, muhteşem bir desen. Bakın burada yine çok süper basitleri var. Hani bu şekilde de av yapabilir. Bu Vili'nin arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. İki modeli var bunun. Cooper ve Colix olarak. Bakın şu şekilde. İkisi de başarılı jiglerdir. Bu da aklınızda bulunsun. Ben şimdi bu jiglerimizi asist bağlayacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle piyano ipimizde bir 40 gram için asist bağlamaya başlayalım. Şimdi asist bağlayacağımız mesafe kadar. Şimdi ortalama asistin boyu şöyle bir şey olacaktır. Şöyle bir ip keseceğiz. Bakın şöyle bir kestik. Ortalama bağlayacak olduğumuz asistin boyuna göre bunu ayarlayacağız. Şimdi şöyle bizim solidlerimiz var. Bu sonsuz halka, solid ring dediğimiz halkalar. Bunları da videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan buna da ulaşabilirsiniz. Buradan bir tane solid alıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, burası önemli, buna dikkat edin. Asistimizin ilk başlangıcı budur. İpimizi kestik. Şöyle ipimizi ikiye büktük. Bakın şu solid. Solid halkamızdan şöyle bir defa geçirdik. Bakın şöyle bir şekil oldu. Bundan sonrasında şu boğumu alıp şöyle halkayı kendi etrafında bir defa geçiriyoruz. Bakın şöyle oldu. Sonra şurayı biraz gevşetin arkadaşlar. Biraz şöyle büyütün orayı. Orayı büyüttükten sonra şu ipimizi şu halkanın içine tekrar geçeceğiz. Şöyle geçirdik. Şimdi bunu bir pense yardımıyla yerine oturtacağız. Şimdi şuradan pensemizi alalım hemen. Şimdi karga burundan. Şöyle düğümümüzü oturtacağız. Bak şöyle bir şey olacak. Şöyle göstereyim. Düğümümüz bu şekilde. Bundan sonrasında da şöyle hemen şu iki ucundan çekerek düğümümüzü oturttuk arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu 40 gram için olan şeyimde asist ipim. Bir de 60 gram için ben size ayarlayacağım bir tane. Yine 60 gram için de şu şekilde bir kesiyoruz iğneden. Bu sefer de büyük solid arkadaşlar. Buna bağlamış olduğum 6 numara soliddi. Bu da 7 numara. Yani bir büyük olan soliddi. Tekrar size şöyle şeyi de göstereyim ben. Halkaya takılış şeklini göstereyim. Yine bunu buradan geçirdik halkadan. Şu şekilde. Şöyle bir düğüm yaptık. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu da bu düğümden geçiriyoruz. Geçirdikten sonrasında hemen bunu bir penseyle karga burunla düğümü oturtacağız. Bakın düğümü oturtmanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü av yaparken jige bir sert aksiyon verdiğim için bu ip de suyu gördüğü zaman geri gevşeme yapabiliyor. Şöyle bunu iyice oturtacağız. Hiçbir şekilde gevşeme yapmayacak bunlar. Bakın şekil bu şekilde. Bu da 60 gram için olan modelimiz. Şimdi bu iplerimiz hazır. Şimdi şu jiglerimiz şöyle dursun. Şöyle Vili'nin 40 gram ve 60 gram jigleri var burada. İplerimiz hazır, jiglerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi iğnemizi saracak olduğumuz ipe geldi sıra. Şimdi size şöyle bir ip göstereyim ben burada. Bu normal laylon ipler arkadaşlar. Bu bütün iplikçilerde var. Bu ipin özelliği 3 kattır bu. Ben şimdi bunun 3 katını açacağım bunun. Neden onu yaptığımı da size söyleyeceğim şimdi ileride. Şimdi şöyle bundan ortalama 1 metre kadar yaptık, kopardık. Şimdi bu 3 kattır bakın. Şurasını açayım mı? Bakın şu şekilde. Bu 3 katlı arkadaşlar. Bunun her katını ayıracağım. Bunun her katını ayıracağız. Şöyle hemen dişini tutmam gerekiyor. Bakın. Bu 1. kat arkadaşlar. Şimdi bunu da koyduk şuraya. Şimdi kaldı burada 2 kat daha. Yine bunun birini ayıracağız. Bakın şöyle 3 katını ayırdık. Bunu ayırma sebebim de arkadaşlar birazdan bunu hemen size göstereceğim. Neden böyle bir şey yaptığımı. Şimdiki solizmi şöyle koyalım. İpimiz hazır. Bu ipimiz hazır. Benim kullanacak olduğum simler şu şekilde efendi simler arkadaşlar. Pembe. Ben bu simleri kullanıyorum genelde. Pembe renk her zaman bizim favori renklerimizden birisi. Her zaman balın dikkatini çeken bir renktir. Şimdi bunlardan sonrasında da şimdi bakın arkadaşlar. Şu şekilde hanımlarımızın, bayanların dikiş işlediği iplikler var. Bunlar herhangi iplikçilere satılıyor. Şimdi ben bunlarla asistimin ilk başını yapacağım. Ondan sonrasında kırmızı iple kaplamasını yapacağım. Şimdi bu olay nasıl olacak? Hemen size onu da kısaca göstereceğim. Şimdi asist bağlamamıza başlayalım. Şöyle ipimizin ucunu parmağımıza sardık. Masa sağlam olsun diye. Şimdi önce 40 gram bağlayalım. Şu ikinci ipimizi halkanın içerisinden geçirerek şöyle yukarı alın ki yani elinize dolaşmasın iğne bağlarken. Şimdi 40 gram için kullanacak olduğum iğnemiz 2.0. Hemen 2.0 iğnemizi çıkardık. Şimdi burada bir püf noktası var. İsterseniz bu iğneyi ipin içinden geçirebilirsiniz. İsterseniz geçirmeden de bağlayabilirsiniz. Bunun püf noktası arkadaşlar. Şöyle jikimizi. Şöyle mesafesini ölçmesi halka şurada. Ortalama iğne jikin yarısına kadar gelecek. Mesafesi jikin ortalama yarısına gelmesi gerekiyor. Şöyle bağladığınız zaman. İpini ona göre ayarlayın. Bir de arkadaşlar kullandığımız iğne. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi jiklerde doğru iğneyi nasıl seçeriz? Kullandığımız iğnenin şöyle jikin eninden büyük olması gerekiyor. Bakın. Gördünüz mü? Hani böyle kıyaslayabilirsiniz. Kullandığımız asist kancası jikin eninden geniş olacak. Bu şekilde durduğu zaman jikin eninden geniş durması gerekiyor ki balık buna alttan hamle yaptığı zaman bu iğne balığa otursun. Eğer iğneniz jikin genişliğinden daha küçük olursa, küçük bir iğne olduğunu düşünün burada. Balık hamle yapar jiki ama iğneye azlanamaz. Her zaman kullandığınız iğne jikin şöyle eninden geniş olması gerekiyor. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi şu şekilde iğnemizi aldık. Bakın şöyle. Bunun mesafesini dediğim gibi jikin boyuna göre ayarlayacaksınız. Ortalama iğne yarıya kadar gelecek. Yani bunu öyle ayarlayın. Şimdi bakalım. Şöyle. Bakalım şöyle yarıya gelir mi? Hemen hemen şöyle yarısına geliyor arkadaşlar. Şimdi bunun püf noktası şu. Şu sarmanızı yaparken en dipten sarmanız gerekiyor. Halkanın dibinden, şu boğumun dibinden sarmaya başlarsanız arkadaşlar bu ipiniz buradan çıkmaz. Bunu iğneyi ipin içine ne geçirebildim ben? Kafanızı karıştırmak istemedim. Ben direkt düz koydum üstüne sarmaya başladım. Bu şekilde yaptıktan sonrasında burayı sıkıca sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 8-9 tur saracağız bunu. Dediğim gibi şu iğnenin ilk boğum yeri var ya çıkıntısı. Oradan başlarsanız her zaman daha sağlam olur. Mesela şu an tamam. Şöyle kes bitirdik. Şu ucundaki fazlalığı keseceğiz şimdi. Şu ipimizin fazlalığı var şurada. Bunları keseceğiz. Şu şekilde fazlarımızı kestik. Sonra ipin uç tarafını da kapatacağız. Herhangi bir altta kırmızı ip gözükmeyecek. Şöyle sıkıca bağladık bunu da. Bakın bu ilk şeyimiz hazır. Ben sadece şu an ipimi buraya sıkıca oturttum. Buradaki bu sarımı sıkı yapmanız çok önemli arkadaşlar. Ona dikkat edin. O sarımı sıkı yapın. Şimdi bundan sonrasında şöyle demiştim ben efenin simim var diye. Hemen simimize geçelim. Şimdi simimizden ortalama şöyle bir tutam alacağız. Ya bu simi isterseniz siz fazla da koyabilirsiniz, az da koyabilirsiniz. Hani ben şu an göz kararı koyacağım. Ama simi fazla koymanız her zaman fayda arkadaşlar. Şöyle ben buradan bir tutam kestim. Şu şekilde. Şimdi bu kestiğimiz simi bunun üstüne. Bakın üst tarafına gelecek şekilde. Üst tarafına gelecek şekilde koyduk ve tekrar sarıyoruz. Bu sarımların sık olması önemli arkadaşlar. Gevşek sarmayın. Gevşek sardığınız zaman sim oradan çıkar, ip oradan çıkar. Şöyle bir simimizi tutturduk buraya. Şu püskülümüzün uçları var ya şunlar. Şu uç kısımlarını kesin. Bakın uçlarını kestik. Şimdi burada yapacak olduğumuz işlem tamamıyla sarmak. Yani altta hiçbir şekilde. Bakın ben size profesyonel anlamda göstermiyorum arkadaşlar. Bunu mengeneye de bağlayabilirim ben. Ama ben burada sizin yapabileceğiniz şekilde bağlamayı tercih ettim. Şimdi simimizi şu şekilde taktık. Şöyle oldu. Şimdi bundan sonrasında bakın. Şimdi daha önce biz de kırmızı ip çıkarmıştık. İpi 3 kat yapmıştık yani. Bu ipi ben şimdi saracağım buna. Bunu ipi çıkarma amacım bu ip yumuşak bir ip arkadaşlar. Bu laylon ipi 3'e bölündüğü zaman ince oluyor. Ve sağlam bir ip. Bunu üstüne sardığınız zaman bunun üst tarafı epoksi yapmış gibi, kaplama yapmış gibi parlak bir hal alıyor. Şimdi hemen size onu da göstereceğim neden yaptığımı. Şimdi ilk başta kalın iple başladım. Sonra üste doğru inceltiyorum ipimi. İnceltme amacım da üstünde bir kaplama varmış gibi parlak bir yüzey oluşturmak. Bunun için de ince ip kullanmam gerekiyordu. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu hemen bir damla japonla buraya sabitleyeceğiz. Yapıştıracağız. Biraz kurusun. Kuruduktan sonra da arkadaşlar hemen şu iplerin püsküllerini keseceğiz. Şöyle buradan bunu kestik. Bir de şu altta şu püskülümüz vardı. Bunu da kestik miydi? Olay tamam. Şu şekilde bir tekli şeyimiz hazır. Bakın gördüğünüz gibi. Işıl ışıl parlıyor. Şimdi hemen ikinci iğnemizi bağlayalım. Bu birincisiydi. Hemen ikincimizi de bağlayalım. Bakın hemen ölçelim mi jigimize tekrar. Bakın şöyle yaptığım zaman ortalama jigin yarısına da geliyor. Yani bu ideal bir boy. Şimdi öbür iğnemize geçeceğiz. Önce şu ipimizi bir alalım tekrar. Şimdi aldık arkadaşlar. Bunu da şöyle. Bakın buradaki bir püf noktada İki iğnenin iç içe birbirine bakması gerekiyor. Bağlarken bana dikkat edin. Hiçbir şekilde iğneler dışa bakmayacak. İğnelerin ikisi birbirine bakması gerekiyor. Bundan birazdan size jiket attığım zaman göstereceğim neden böyle bir şey olduğunu. İki iğnenin iç içe bakması gerekiyor. Birini kısa, birini biraz daha uzun yapabilirsiniz. Tasmanlamada daha güzel yardımcı olur size. Ben şimdi hemen şöyle yine bağlamaya başlayacağım. Şu dibinden yine sararak arkadaşlar. Dibinden sıkı bir şekilde, boşluk vermeden sıkı bir şekilde sarıyoruz. İpimiz iğnenin iç tarafına gelecek. Sırtına değil. Şöyle sıkı bir şekilde bir 10 tur 15 tur saracağız. Çok fazla uzatmadan mesafeye, şöyle kısa bir şekilde. Çok fazla iğnenin aşağı kadar gelmeye gerek yok. Şimdilik bayağı bir sardık bunu. 15-20 tur sardık. Şimdi öncekinde yaptığımız gibi tekrar bunu şuradaki şu püskülleri keseceğiz. Şu ipimizin de püskülünü keseceğiz ki rahat saralım. Tamam. Şimdi biraz daha üstüne birkaç tur daha saracağım. Şimdi bu şekilde, bu yeterli. Şuradan kopardık bunu. Şimdi ilk başta sarı ipimizi sardık. Siz bu rengi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İlla sarı olması gerekmiyor. Şimdi şöyle kırmızı ipimizi tekrar alıyoruz. Bu üçe bölmüş olduğum ip. Şöyle kırmızı ipimizi de üstte sarıyoruz. Bu kırmızı ip üstüne biraz daha buna renk katması için, parlak bir yüzey olması için ben o tek kat ipi 3'e bölmüştüm. 3 kat yapınca daha güzel oluyor. Daha parlaksı bir yüzeye sahip oluyor. Bu da daha hoş görünmesini sağlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu da hazır. Şimdi hemen şöyle bir damla Japon dökeceğiz buraya. Japonu çok fazla döküp de arkadaşlar şu kırmızı ipe değdirmeyin. Aslında ana ipine değdirmeyin. Bildiğiniz gibi ipe Japon dediği zaman ip direkt sertleşir. Sertleşen ip de bizi her zaman kopmaya sebep olur. Hani bu ip yumuşak şekilde kopmaz ama bu Japon dediği zaman sertleşir zaman daha çabuk yıpramasına sebep olur. O yüzden ipe elinizden geldiğince Japon değirmemeye çalışın. Şöyle biraz kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra hemen şu iğnenin yine püsküllerini keseceğim. Bakın şu şekilde şu an hazır. Şundan bir alayım ben. Şu şekilde asistimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdiki son bir şeyimiz daha kaldı. Şimdi bu yaptığımız askancaların üzerine bildiğiniz gibi epoksi yapılıyor. Ama diyelim ki siz epoksi bulamadınız veya da pahalı bir şey almak istemediniz. Şu şekilde şeffaf oje arkadaşlar, bayanlarımızın kullandığı parlatıcı oje diye de geçiyor. Şeffaf oje. Bu ojeyi alıyoruz. Bu oje donduğu zaman epoksi gibi parlak bir yüzey oluşturur ve sertleştirir orayı. Şimdi hemen şöyle ikisine de biraz dolu dolu süreceğim. Bakın şu şekilde. Üstleri komple epoksi gibi oldu. Bu oje kuruduktan sonra kemik gibi olacaktı burada. Şimdi bu biraz kurusun. Kuruduktan sonra jiklerimize takacağız bunları. Şimdi arkadaşlar asitlerimizi bağladık. Şu şekilde gördüğünüz gibi jiklerimizi üzerine taktık. Bu 60 gram modelimizdi. 60 gram için de bağladık. Şöyle muhteşem bir şekli oldu. Bunlar 30 gram için bağladığım model. Videoda kullanmış olduğum asist buydu. Çok güzel. Vilineciklerle birlikte Cultiva iğneler tamamıyla birer kombin oldu arkadaşlar. Şimdi bu iğnelerde şöyle bir özellik de var. Bunu da size kısaca söyleyeyim hemen. Şimdi arkadaşlar bağladığımız iğne jiken her zaman iç tarafına bakacak. Hani asistler bu şekilde birbirine bakarak iğne balığın iç tarafına, jiken iç tarafına bakacak şekilde takmanız gerekiyor. Bunun sebebi de şu. Siz bu jike aksiyon verirken bu asist yukarı aşağı oynuyor arkadaşlar. Yukarı aşağı oynarken bu iğnenin bir tanesinin ucu içeri bakması gerekiyor. Eğer bunun ikisi de dışarı dönük olsaydı dışarı baktığını hesap edin. Bu havaya kalktığı zaman çok verimli bir şey olmayacaktı. O yüzden her zaman iğnelerin iç kısmına bakmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu 40 gram modelimizde yine aynı şekilde iğnelerin içe baktı. Bunlar şu an oldukça avcı oldu. Mesela şu rengi üzerine bakın arkadaşlar, mor kafa. Vili 40 gram modeli. Şöyle yakınlaştırıyorum da odaklanmıyor. Vili'nin 40 gram modeli. Şöyle muhteşem bir deseni var. Asitlerle birlikte tamamıyla avcı oldular. Bunlar bizim şorjik avlarımızda, spin avlarımızda kullanacağımız güzel bir ekipmanlar. Ben sizlere elimden geldiğince çiftli asit bağlamasını da gösterdim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ben videoda kullandığım bütün ürünleri açıklama kısmına linkine bırakacağım. Oradan rahatlıkla ulaşabilir, temin edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.